Meslek Yolunda programının bu haftaki durağı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oluyor. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bölümleri bu programda ekranlarınıza taşınıyor. Merhabalar hocam. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Afyon Karahisar, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Emine Şimşek. Evet hocam, okulunuz hakkında ve bölümler hakkında bizlere kısaca bilgi verebilir misiniz? Tabii, okulumuz 1963 yılında Cumhuriyet Mahallesi'nde Ticaret Meslek Lisesi olarak ilk önce kurulmuş. 2016 yılından itibaren de Afyon Karahisar'ımızın Akçin Mahallesi'nde Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hizmet vermektedir. Bu yönden bakıldığında Afyon'umuzun en köklü okullarından bir tanesidir. Evet hocam, bölümler ve avantajları hakkında da sizden bilgi almak istiyoruz. Tabii ki. Okulumuzda iki alanımız var. Birincisi muhasebe ve finansman alanı, ikincisi de adalet alanı. Aynı zamanda okulumuzda kız öğrenci pansiyonumuz da bulunmakta. Uzak köyden gelen ya da kasabadan gelen ulaşım problemi olabilecek öğrencilerimizin de barınma ihtiyacını kız öğrencilerimizin de okulda karşılamaktayız. Evet hocam, peki bu okuldan mezun olan öğrencileriniz nerelerde iş bulabiliyor? İş bulma imkanı nasıl? İş bulma imkanı olarak mezun olan öğrencilerimiz sigortacılık sektöründe, emlakçılık sektöründe, bankacılık sektöründe çalışabilmekteler. Aslında bugün Afyon'da çalışan pek çok serbest muhasebeci ve mali müşavirin baktığımız zaman bizim okulumuzun mezunu olduğunu söyleyebiliriz. Yine muhasebe ve finansman alanı öğrencilerimiz 12. sınıftan serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin yanında stajlarını tamamlamakta. Aynı zamanda onları SGK'ya staja göndermekteyiz. Hem mesleki yeterliliklerini bu şekilde tamamlayabilmekte. Adalet alanı öğrencilerimiz ise hukuk bürolarında, avukatlık bürolarında ve adliyelerde stajlarını tamamlamaktalar. Aynı zamanda öğrencilerimiz mezun olduklarında bu kendi alanlarıyla ilgili kaliteli bir eleman olarak mezun olmakta ve iş hayatına atılmaktalar. Onun dışında yine üniversiteye de öğrencilerimizi hazırlıyoruz. İsteyen öğrencilerimiz kendi alanlarında bir yüksek öğrenime geçebildikleri gibi farklı alanlarda da üniversiteye öğrenci kazandırıyoruz. Aynı zamanda Sayın Valimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze sizlere çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı tanıdığınız için. Yine kıymetli öğretmenlerimize, öğrencilerimiz için verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm okul çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hocam merhabalar. Önce sizleri ardından da okulunuzu tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz okulumuza. Ben Ebru Yılmaz Akbulut, Afyon Karahisar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin psikolojik danışmanı rehber öğretmeniyim. Okulumuzu tanıtıp ardından da öğrencilerimizin mezun olduktan sonra meslek liseleriyle ilgili avantajlarından bahsetmek istiyorum. Okulumuz Anadolu Meslek Programı programıyla ilerliyor. Öğrencilerimiz 9. sınıftan 12. sınıfa kadar hem kültür derslerini hem de meslek dersleriyle birlikte eğitim alıyorlar. Okulumuzda 2 adet alanımız bulunmakta. Adalet alanı ve muhasebe ve finansman alanımız mevcut. Öğrencilerimiz 9. sınıf öğrencileri 8. sınıftan mezun olduktan sonra okulumuzu tercih ederken yerel yerleştirme ile okulumuzu tercih edip kazanıp geliyorlar. Daha sonrasında 9. sınıfa geldiklerinde burada alan seçimini yapıyorlar. Alanlarını seçtikten sonra 12. sınıfta da alanlarıyla ilgili öğrencilerimiz staj alıyorlar. Stajlarda bir bakıma aslında öğrencileri mesleğe hazırlama,
mesleğin öğrencilerin bilgi becerilerini artırma, öğrencilerin ilgi yeteneklerini tanıma ve sonrasındaki işiyle ilgili olarak önemli detayları fark etmesi konusunda avantajlar taşıyor stajları. Öğrenciler mezun olduklarında, lise mezunu olduktan sonra dahi kendi alanlarından mesela adalet alanında herhangi bir hukuk bürosunda ya da avukatın yanında çalışabilirler. Yine muhasebe alanından lise mezunu öğrenciler de bir mali müşavirin ya da muhasebecinin yanında da çalışabilirler. Tabii öğrencilerin ileriye dönük ön lisans ve lisans programlarına yerleşme gibi hedefleri de oluyor okulumuzda. Öğrenciler eğer kendi alanlarına yönelik ön lisans programlarına yerleşirlerse okul onlara ek puanı veriyor ve tabii ki başka okuldan, normal bir Anadolu Lisesi'nden gelen öğrenciden avantajlı oluyorlar. Çünkü ek puan alıyorlar. Artı bir de üniversite süreçlerine de bu katkı sağlıyor elbette. Şimdi kendi alanlarına yerleştiklerinde lisede bir mesleki eğitim aldıkları için aslında bir ön bilgiye sahip olarak üniversitede o bölüme yerleşiyorlar. Ve diğer arkadaşlarından daha bilgili, daha donanımlı önde başlayabiliyorlar aslında. Yine öğrencilerimiz istedikleri ve hazırlandıkları zaman lisans programlarında TYT ve AYT sınavına girerek de 4 yıllık üniversite programlarına da yerleşebilirler. Bu kendi alanından da olabilir, başka alandan hazırlandıkları bölümlerden de olabilir. Meslek lisesi öğrencilerimiz, bizim mezunlarımıza baktığımızda yine öğrencilerimiz lise mezunu olup avukatların yanında ya da muhasebe ile ilgili iş alanlarında çalışan öğrencilerimiz de bulunmakta. Yine aynı zamanda ön lisans bölümünde kendi alanını tercih eden ya da farklı alanı tercih eden, aynı zamanda lisans bölümünü tercih eden öğrencilerimiz de bulunmakta. Bu konuda üniversiteye yerleşme oranımız yaklaşık %50'ye yakın bir durumda öğrencilerimizin üniversiteye yerleşme durumu. Meslek lisesine şöyle bir baktığımızda aslında öğrencileri mesleki alanda geliştirme, öğrencilerin mesleki alandaki becerilerini geliştirme, ilgi ve yeteneklerini fark etmeleri ve öğrencilerin çalışma koşulları, o stajda yaptıkları işte çalışma koşulları, o süreçteki ilgi ve yeteneklerini fark etmeleri ve mesleğin neleri gerektirdiği konusunda farkındalık sağlaması açısından çok avantajlı bir konumda aslında meslek liseleri. Kendi alanını belirleyip aslında bir alanda yükselmek isteyen, belli bir alana yönelmek isteyen, ileriye dönük hedefleri belli olan öğrenciler meslek liselerini tercih edebilirler. O alanda hem mesleki anlamda hem de yine kültür derslerini gördükleri için de üniversitede de avantajlı konumda olabiliyorlar. Hocam öncelikle sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben İngilizce öğretmeni Yonca Öztürk. 10 yıldır bu okulda görev yapmaktayım. Evet hocam, Erasmus projesi hakkında da bilgi verebilir misiniz? Biz okulumuzda uluslararası projeler yürütmekteyiz. Ahi Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 2017 yılında Erasmus projelerimize başladık. Bu bağlamda İtalya, İspanya, Romanya, Portekiz, Makedonya gibi ülkelerle projeler yürüttük. Toplamda 12 hareketlilik gerçekleştirdik. 46 öğrencimiz, 10 öğretmenimiz uluslararası alanda eğitim öğretim faaliyetlerine katıldılar. Onun dışında 8 farklı ülkeden 60 öğrenciyi de ilimizde ağırlama şansı bulduk. Geçtiğimiz yıl Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün akreditasyon projeleri kapsamında 2 öğretmenimiz işbaşı gözlem faaliyeti gerçekleştirdiler. Bu yılda muhasebe ve finansman bölümü öğrencilerimiz için 2 haftalık staj eğitimi planlıyoruz yurt dışında. Tabii bu staj eğitimleri öğrencilerimizin mesleki kariyerleri açısından ciddi önem taşıyor. Bu projelerde biz öğrencilerimizin sadece dil yeterliliklerini değil, aynı zamanda teknolojiyi kullanmalarını ve mesleki alanda gelişimlerini sağlayarak okulumuzdan mezun olduklarında daha donanımlı bireyler olmalarını hedefliyoruz. Yine bu kapsamda e-twinning projeleri de yürütüyoruz. Türkiye'den ve yabancı ortaklarımızla birlikte. İki projemizin de, yani bu uluslararası alanda yürüttüğümüz iki tür projelerde de ortak bir hedefimiz var. Öğrencilerimiz daha donanımlı bireyler olabilsinler.
merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İbrahim Mergen, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Alan Şefiyim. Evet hocam, alanınız hakkında da bilgi verebilir misiniz? Okulumuzda iki tane alanımız var, muhasebe ve adalet olmak üzere. Muhasebe alanında öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren teorik ve uygulama dersleri 11. sınıfa kadar almaktadırlar. Bu çerçeve içerisinde öğrencilerimiz 9 ve 10'da klavyedir, ofis gibi uygulamalı dersler alırken 11. sınıfta şu an burada olan sınıf gibi bilgisayarlı muhasebe dediğimiz güncel kullanılan, piyasada kullanılmış olan muhasebe programlarını uygulamalı bir şekilde öğrenmektedirler. 12. sınıfa gelen öğrencilerimiz haftanın 3 günü staj çalışmalarına katılırlar. Staj çalışmalarında okulda görmüş oldukları bilgileri muhasebe bürolarında, kamu kurumlarının muhasebe alanlarında uygulamalı olarak yerine getirirler. Yapmış oldukları bu staj çalışmaları kapsamında belli bir ücret alırlar. Bu da öğrencinin kendi harçlığını kendisinin çıkarması anlamına gelir. Evet hocam, peki meslek liselerinin önemini vurgulayacak olursanız neler söylemek istersiniz? Avantajları sizce nelerdir? Muhasebe alanının çok fazla avantajı vardır. Çünkü muhasebe, bir işletme varsa, bir ticaret işi varsa muhasebeden mutlaka söz etmek gerekir. Bundan dolayı mezun olan öğrencilerimiz gerek muhasebe bürolarında, gerekse büyük fabrikaların muhasebe alanlarında çok kolay iş bulabilirler. Bizler de sürekli sektörle iç içe olduğumuzdan dolayı piyasanın iş gücü talebini kendi mezun öğrencilerimizi yönlendirmek suretiyle onları bir an önce çalışma hayatına atabiliyoruz. Bunun yanında öğrencilerimiz akademik üniversite eğitimlerine de yine hem ön lisans hem de lisans düzeyinde devam etmesi haklarına sahiptirler. Evet hocam, bu sene 8. sınıf öğrencileri tercih dönemine girecekler. Peki 8. sınıf öğrencilerine buradan neler söylemek istersiniz? Şimdi zaman zaman okulumuza Milli Eğitim Müdürlüğümüzün göndermiş olduğu öğrenci grupları oluyor. Biz onlara da canlı olarak anlatıyoruz. Muhasebe alanı önü kapanmayacak, sürekli olarak iç alanı açabilecek bir alandır. Bundan dolayı o öğrencilerimizin de hiç korkmadan bu okulları tercih etmesini istiyoruz. Alan olarak çok fazla matematik bilgisine ihtiyacımız yoktur. Bir öğrencinin 4 işlemi bilmesi, muhasebeyi yapabilmesi anlamına gelebilmektedir. Ayrıca hesap makinesi bizim mesleğimizin vazgeçilmez bir aracıdır. Hesap makinesiyle de işlerini çok kolay halledebilirler. Bundan dolayı gelen öğrencilerimize de biz yüz yüze tanıtım yaparken mutlaka alanımızı seçmeleri gerektiğini, alanımızla ilgili çalışmak isteyen öğrencilerin mutlaka iş bulabileceğini defalarca söylüyoruz. Hocam merhabalar, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Ümit Başoğlu. Afyon Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde muhasebe ve finansman öğretmeni olarak çalışmaktayım. Bu okulda klavye teknikleri, ofis programları ve muhasebe derslerine girmekteyim. Evet hocam, kendi alanınızla alakalı biraz bilgi alabilir miyiz? Muhasebe finansman alanı önü açık bir alan. Biliyorsunuz ki Türkiye ve dünya çapında muhasebe asla ölmez. Çünkü işletmeler, şirketler çok fazla. Çocuklarımız bu şirketlerin muhasebe bölümlerinde çalışabilirler. Ön muhasebe elemanı olarak çalışabilirler. Serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak çalışabilirler. Sigortacı, emlakçılık, kendi işlerini kurma imkanı vardır. Daha sayamadığım bütün aklıma gelmeyen kamu kurumlarında çok avantajlı bir bölümdür. Vergi daireleri, adliyeler, SGK, bankacılık sektörü, denizcilik alanı, havacılık sektörü hepsi muhasebe ve finansman alanının içerisindedir. Evet hocam, sizler de saydınız. Öğrenciler hem okuyorlar hem de mesleğini icra etmeye başlıyorlar ve buradan mezun olduktan sonra kollarında bir altın bilezik oluyor. Peki özellikle bu bölümü seçmek isteyen öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Hangi özellikleri barındırmaları gerekiyor? İlk öncelikle az çok matematik zekası olması gerekiyor. Yani 4 işlem yapacak kadar, ama bizim öğrencilerimizin korkusu matematik, özellikle matematiğim zayıf diye tercih etmek istemiyorlar.
Oysa ki muhasebe derslerinde matematiksel işlemleri hesap makinesi yapmaktadır. 4 işlem bilmeleri yetiyor. Mantık isteyen bir bölümdür muhasebe finansman alanı. Kollarında altın bilezik olarak klavye teknikleri diye bir dersimiz var. Bu dersi buradan mezun olan öğrenci 10 parmak hızlı klavye kullanabilecek. Bilgisayarlı muhasebe dersimiz var. İşte Afyon'da en yaygın kullanılan muhasebe paket programları ya da Türkiye çapında en yaygın kullanılan muhasebe paket programlarını öğrenerek mezun olacaklar. İş bulma açısından hem özel sektörde hem kamu sektöründe çok avantajlı olduğu için bütün öğrencilerimize tavsiye edebileceğim bir bölüm. Hocam, klavye ile alakalı da sizlerden bilgi alabilir miyiz? 10 parmak hızlı klavye kullanımı, F klavye, Türkçe yerli klavyemiz çok fazla faydası var. Hafızayı güçlendirici özelliği var. Zaman tasarrufu sağlayan bir klavye. İşlerimizi hızlı bir şekilde bilgisayar başında halledebiliyoruz. Dolayısıyla ekonomik açısından ülkemizde de çok faydalı. Kamu kurumlarında, özel kurumlarda iş akışı çok hızlı oluyor. Sağlık açısından çok faydalı. Bu okuldan mezun olan 10 parmak hızlı klavye öğreneceği için öğrenciler adliyelerde katip olarak ya da vergi dairelerinde, noterlerde hızlı klavye kullanımı sayesinde iş imkanına sahip. Buradan mezun olmadan önce öğrencilerimizi bir yıllık eğitimin sonucunda Türkiye ya da dünya çapında yarışmalar oluyor. Yarışmalara hazırlıyoruz. Ve öğrencilerimiz, okulumuz öğrencilerin güzel dereceleri var. İşte Türkiye dördüncülüğü, dünyada ilk 10'a giren öğrencilerimiz var. Şampiyonluklarımız fazla. Bunlarla ilgili sertifikalar gönderiliyor yurt dışından. Ya da Türkiye'de derneği var, Interstono Türk Derneği. O dernek tarafından öğrencilerimize sertifikalar gönderiliyor. İleride de bunların iş imkanı açısından işe yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, Buket, bölümün hakkında senden biraz bilgi alabilir miyiz? Bölümüm Adalet. Ben de 9. sınıfta klavye eğitimiyle başladık. Öğretmenimiz Ümit Başoğlu klavye hazırladı bizi ve her geçen gün geliştirerek, hızlı yazarak yarışlara girdim. En son girdiğim yarışta Türkiye dördüncüsü oldum. Rekorum 390. 3 dakikada 170 kelime falan yazabiliyorum. Çok güzel başarılara imza atmışsın. Seni tebrik ediyoruz. Peki ilerleyen zamanlarda meslek hayatında bu bölüm üzerinden mi ilerlemeyi düşünüyorsun? Ne olmayı hedefliyorsun? Evet, klavyede iyi yazıyorum ve ileride adliyede zabıt katibi olabilirim. Bu benim için iyi bir avantaj sağlayabilir diye düşünüyorum. Peki bir gününüzü anlatacak olursanız, buraya geldiğinizde nasıl bir ders işlemeyle karşı karşıya kalıyorsunuz? Şu an 11. sınıfım ben. Alan derslerimiz ağırlıklı görüyoruz. Derslere giriyoruz. Ondan sonra normal kültür derslerimiz var. Onlarla uğraşıyoruz. Meslek lisesini, bu bölümü tercih etmek isteyen kişilere öneriyor musun? Gelmeleri gerekir mi sence bu bölüme? Eğer bu bölümü seviyorlarsa ve ilgileri varsa öneririm. Yani ben memnunum bölümümden, okulumdan. Az önce hocanızın dediği gibi bazen matematik sayısal olduğu için korkma gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliyorlar. Peki böyle bir durum yaşayan arkadaşlarına neler söylemek istersin? Daha fazla üstüne giderek ve bunları çalışarak öğrenebileceklerini düşünüyorum. Ellerini biraz daha yuvarlak. Risk alarak daha hızlı yazıyoruz. Okuduğumuzu direkt gördüğümüz şekilde hata yapmadan, korkmadan yazıyoruz. Evet Safa, sen de bize bölümün hakkında bilgi verebilir misin? Bölümümü şöyle tanıtabilirim. Bölümümde adalet alanında zabıt katipliği var. Bununla ilgili dersler alıyoruz. Bununla ilgili dersler aldıktan sonra evet, dikey geçişle başka bölüme de geçiş yapabiliyoruz. Mesela tutuk evlerindeki gardiyanlar gibi mesela ya da avukatlar gibi o bölümlerde geçiş yapabiliyoruz dikey geçiş sınavlarıyla ya da fakülteye okuyarak. Pandemi döneminde de birçok başarıya imza attın. Başarılarından da bahsedebilir misin? Başarılarından 2021'de dünyada 23. oldum. Ondan sonra 2022'de dünya 26.'sı oldum. 2023'te de dünya 29.'sı oldum.
İlerleyen zamanlarda hangi mesleği tercih etmek istiyorsun? Bu bölüm üzerinden mi ilerleyeceksin? Yani bu bölüm üzerinden ilerleyip daha da geliştirmeyi düşünüyorum. Peki dakikada kaç kelime yazabiliyorsun? Dakikada 165 kelimeye kadar çıkabiliyorum. Evet Zeynep, bölümün hakkında bizlere kısaca bilgi verebilir misin? Evet, muhasebe bölümünde okuyorum şu an. Muhasebe böyle bayağı matematikle ilgili ama 10. sınıfta, 11. sınıfta klavye eğitimi gördüğümüz bir alan. Yani bana ileride çok katkısı olacağını düşünüyorum. Peki bu bölümü seçerken matematik senin gözünü korkuttu mu? Düşündün mü yapabilir miyim, yapamam mı diye? Tabii ki de düşündüm zaten de matematik korkumdan şey oldu. Diğer derslerime daha çok odaklanarak yani yapmaya çalıştım. Evet, meslek lisesinin avantajları neler? Sen meslek lisesinin avantajlarını okurken görebiliyor musun? Evet tabii ki görebiliyorum. Meslek lisesinde okumanın faydalarından okul sonunda mezun olduktan sonra iyi yerlere gelebileceği ve olanakları fazla bir olan bir bölüm. Yani iyi olacağını düşünüyorum. Sen ileride kendini nerede görüyorsun? Yani üniversitede kamu maliyesi okumayı planlıyorum. İnşallah olursa iyi olur yani. Özgür, meslek liselerinin ve özellikle senin okuduğun bölümün avantajları nelerdir? Okuduğum adalet bölümünün zabıt katip ve infaz koruma olarak mezun olduktan sonra KPSS'ye çalışarak ve sınavdan 70 üstü bir puan alarak başvurabiliyoruz. Sonrasında 4 yıl okuduktan sonra dikey geçiş ile adalet meslek yüksek okullarına hakim veya savcı olmak olunabilir. Sen de büyük başarılara imza atmışsın. Peki başarılarından da söz edebilir misin bizlere? Edeyim. Biz 9. sınıfta F klavye ile çalışmalarımıza başladık. İlk girdiğim 2021 dünya yarışmasında 10. oldum. Sonrasında 7. oldum. Sonrasında Türkiye yarışmasında 4. oldum. Özgür, başarıların say say bitmedi. Peki ileride kendini nerede görüyorsun? Adalet Yüksekokulu'ndan dikey geçiş yaparak hakim ve savcı olmak istiyorum. Evet Taha, bölümün hakkında senden biraz bilgi alabilir miyiz ve bölümünün avantajları nelerdir? Bölümüm açık bir alan. İleride zorluk çekilmeyeceğini düşündüğüm bir alan. Zaten işlemleri de kolay. Herkesin tercih edebileceğini düşünüyorum. İleride staj yaptığımız dönemlerde de kolaylık sağlıyor. Genel muhasebe olur, temel muhasebe olur. Herkese öneririm. Evet, meslek liselerinin avantajını okurken hissedebiliyor musun? Peki ileride ne olmak istiyorsun? İleride yeminli mali müşavir olmak istiyorum ve mesleki olarak işe yaradığını düşünüyorum iyisini. Temelden bir zemin hazırlıyor bana. Peki 8. sınıf öğrencileri bu sene bir tercih sürecine girecekler. Onlara buradan neler söylemek istersin? Onlara bu okulu tavsiye ediyor musun? Aklında muhasebe okumak isteyenler varsa kesinlikle gelmesini tercih ediyorum. Okulumuzun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Evet Naz, bölümün hakkında bilgi alabilir miyiz? Ki bölümümü çok seviyorum. Hani ileride de muhasebe okuyacağım için gerçekten bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Zaten işlemlerimiz kolay, hesap makinesiyle yaptığımız için de daha ayrıcalık oluyor. 3 işlem bildiğim 3-4 işlem için bize kolay oluyor yani. Ve okulumuzda gerçekten gelecek kişilere de tavsiye ediyorum. Peki meslek liselerinin avantajlarını sıralayacak olursan neler söylemek istersin? Avantajları sence var mı? Bence var çünkü hani okumasaydım üniversitede daha da zor olabilirdi ve burada bir şeyleri öğrendiğim için daha kolaylık sağlayacak benim için. Sen şu anda hem okuyorsun hem de mesleğini öğrendin diyebilir miyiz evet, peki? Evet, bence öyle oldu. Gerçekten benim için ayrı bir avantaj.
Evet Neriman, meslek liselerinin avantajları nelerdir? Şöyle açıklayayım size. Meslek lisesi yerine Anadolu Lisesi'ni okumuş olsaydık, Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra eğer ki üniversite sınavlarını kazanamazsak işsiz kalabilirdik. Ama şu anda biz mesleğimizin temelini atıyoruz. Burada muhasebeyle ilgili bilgiler öğreniyoruz. Şu andan itibaren mesleğimiz hazır bizim. Olursa üniversiteyi kazanamazsak mesleğimizi elimize almış olacağız. Yani işsiz kalma gibi bir durumumuz yok. Sen ileride kendini nerede görüyorsun? Bu bölüm üzerinden ilerlemeyi düşünüyor musun? Evet, bu bölüm üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum. İleride mali müşavir olmak istiyorum. 8. sınıf öğrencileri de bu sene sınava girecekler. Ardından da tercih dönemi onları bekliyor. Peki bu arkadaşlarına sen neler söylemek istersin? Tercihte nelere dikkat etmeleri gerekir? Öncelikle hangi bölüm istiyorlarsa ona göre bir okul sıralaması yapmalarını istiyorum. Eğer akıllarında muhasebeyle ilgili bir şeyler varsa kesinlikle okulumuza gelmelerini söylerim onlara. Yani muhasebe hakkında her şeyi öğrenebilirler. Liseden itibaren bir meslek sahibi olabilirler. Peki akıllarda Anadolu mu meslek lisesi mi gibi sorular da canlanmış oluyor özellikle bu dönemlerde. Sence bu sorunun cevabını nasıl vermeleri gerekiyor bu arkadaşlarının? Bence meslek lisesi diyorum. Çünkü biraz önce de açıkladığım gibi üniversite sınavını kazanmazsak direkt olarak işsiz kalmış olacağız. Eğer ki meslek lisesine gelirlerse hani bir temel hazırladığımız için kendimize mesleğimiz hazır yani. İstediğimiz şekilde bir yere girebiliriz yani çalışabiliriz. Hocam öncelikle sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Süleyman Metin, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Adalet Alan Şefi olarak çalışmaktayım. Bu bölümle alakalı anlatabildiğimiz kadar, size yardımcı olabildiğimiz kadar olmak isteriz. Peki hocam bölümünüz hakkında bizlere kısaca bilgi verebilir misiniz? Bölümümüz kuruluş itibariyle ilk başta Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak Adalet Liseleri kuruldu. Esas temel amaç itibariyle ilk derece ve ikinci derece adli ve idari yargıya ara personel yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Daha sonra bu Adalet Bakanlığı bünyesinden Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine geçmiştir. Geçmesi itibariyle meslek liselerinde bu bölümler kurulmaya başlamıştır. Peki hocam buradan mezun olan öğrencileriniz nerelerde iş bulabiliyorlar? Mezun olmasıyla alakalı iki tane bölümümüzle ilgili dalımız vardır adalet bölümünün. Birisi zabıt katipliği, ikincisi ise infaz koruma memurluğudur. Buralardan mezun olduktan sonra ek puanla Adalet Meslek Yüksek Okulu'na geçiş yapıp daha sonra dikey geçiş imkanıyla hukuk fakültelerine gidebilmekteler. Bunlarla ilgili de temel dersleri almaktalar. Ceza hukuku olsun, diğer idari yargı ve adli yargı ile ilgili ceza derslerini almaktalar. Hukukun temelini oluşturmaktayız burada. Evet hocam, 8. sınıf öğrencileri bu sene bir sınava girecekler. Ardından tercih dönemine geçecekler. Peki 8. sınıf öğrencilerine okulunuzu öneriyor musunuz? Özellikle bu bölümü tercih etmeleri gerekir mi? Son yıllarda çok revaçta olan bir bölümümüz var. Adalet bölümü olarak. Meslek liseleri içinde puan itibariyle en yüksek puanlı öğrenci alan bölümden bir tanesiyiz. Bununla ilgili ileriki aşamalarda icra dairelerinde, hukuk fakültelerini bitirdikten sonra diyelim adli yargı, idari yargıda da hakim ve savcı olabilmekteler. Diğer avukat bürolarında da özel sektör itibariyle de zabıt katibi olarak çalışmaktalar. Derslerimizin içeriği 9. sınıf, 10. sınıf ve 12. sınıfta klavye teknikleri, hukuki klavye dersi ve bilgisayarlı hızlı klavye dersi olmaktadır. Bununla ilgili temel yeterliliği kazanmaktalar. Ve adalet bölümünü mezun olduktan sonra lise KPSS'ine girerek de zabıt katibi, infaz koruma memuru alımlarına başvuru yapıyorlar.
Buralarda puan eşit olması durumunda da adalet bölümünü bitirenlerin öncelikleri var. Eda, bölümün hakkında bizlere bilgi verebilir misin? 9. sınıfta bölüm seçimi yapıyoruz. 12. sınıfta da staj görüyoruz. Stajımızı avukatların yanında görüyoruz. Peki ileride ne olmak istiyorsun? Kendini ileride bu bölüm üzerinden ilerlemiş şekilde görebiliyor musun? Evet, avukat olmak istiyorum bu bölümde. Böyle ilerlemek istiyorum. Peki meslek lisesinin avantajları sence var mı? Şimdiki yani o zaman tercih dönemine geri dönecek olsan yine meslek lisesi mi tercih ederdin yoksa Anadolu Lisesi'ne mi giderdin? Yine meslek lisesine giderdim. KPSS'de yine avantajlarımız var bu bölümde. O yüzden yine seçimim bu olurdu. Evet Tuğçe, bölümün hakkında bizlere bilgi verebilir misin? Tabii ki. Adalet bölümünün yararları zabıt katipliği üzerinden eğitim gördüğümüz için 9. sınıfta F klavye dersi almaya başlıyoruz. Normal derslerin yanında hukuk dersleri de aldığımız için üniversitede hukuk fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu'nda için temelimiz oluşmaktadır. Bu bölümden mezun olduktan sonra KPSS'ye girerek adliyelerde memur, mübaşir, katip olabiliyoruz. Ya da çok çalışıp üniversite sınavına girip az bir puan yaparak ve okulumuzun verdiği ek puanla Adalet Meslek Yüksekokulu'na gidebiliyoruz. Peki sen ileride kendini nerede görüyorsun? Ben savcı olarak görüyorum. Buradan çıktıktan sonra Adalet Yüksekokulu'na gidip oradan dikey geçişi hukuk fakültesini tamamlayıp savcı olmayı planlıyorum. İleride kendimi başarılı bir savcı olarak görüyorum. Peki derslerinizin içeriği hakkında da bilgi verebilir misin? Uygulamalı dersleriniz de var mı? Uygulama derslerimiz var. Hani genelde 11. sınıfta bizim derslerimiz aralıklı olmaya başlıyor. 11. sınıfa geçtiğimizde burada gördüğünüz gibi mahkeme, kurumsal mahkeme dersleri yapıyoruz. Ondan sonra 9 ve 10. sınıfta hani katiplik üzerinden eğitim gördüğümüz için F klavye dersleri görüyoruz laboratuvarlarda. Yani böyle de uygulama derslerimiz bulunmaktadır. Evet Fatma, bize bölümünü anlatabilir misin? 9. sınıfta bölüm seçimi yapıyoruz. 12. sınıfta staja gidiyoruz. 12. sınıf staj ücretimiz o yılki asgari ücretin %30'u kadar. KPSS'ye giriyoruz. KPSS'de puan eşitlikleri durumunda ek puanımız oluyor üniversiteye gitmek için. 2 yıllık Adalet Meslek Yüksekokulları'nı tercih edebiliyoruz. Bölümümüzde zabıt katipliği ve infaz koruma bölümleri vardır. Peki staj yaparken para aldığınızı söylediniz. Staj ücreti alıyorsunuz belirli bir. Hem okuyup hem de kendi paranı kazandığın an o an neler hissediyorsun? Çok güzel bir duygu. Yani herkese tavsiye ediyorum. Ali, ileride ne olmak istiyorsun? Hedeflerin konusunda bize biraz bilgi verebilir misin? İleride zabıt katip olmak istiyorum. Yani adalet üzerinden devam etmek istiyorum. Yüksek geçim filan, dikey geçiş filan yapmak istiyorum. Yaptığın işi bize gösterebilir misin? Burada hakim ne söylerse birebir aynısını yazmak zorundayım ve hatasız bir şekilde. Zabıt katibi olmak için de 3 dakikada 90 kelimeye kadar yazmak lazım. Peki bunun için klavye eğitimi aldın mı? Tabii ki de. İlk başta çok korkuyordum, yazamıyorum, nasıl yazıyorlar diyordum. Ama öğrendikten sonra çok güzel bir şey olduğunu zaten kendim de öğrendim. Peki kendini ne kadar sürede geliştirdin, bu seviyeye geldin? 2,5-3 ay falan sürdü.
Meslek Yolunda programı bu hafta ekranlarınıza Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni taşıdı. Bir sonraki Meslek Yolunda programında görüşünceye dek mutlu kalın. Müzik